temel gıda maddeleri işçiler, emekçiler için lüks hale geldi. İşçiler günlük 30-30 TL'ye reval görülürken geçmediğimiz köprüler ve yollardan dolayı müteahhitlere milyarlar aktarılması için yeni vergiler konulması ve oranların artırılmasına yeri durulmadı. Basına yönelik sansür ve ağır baskılar sürmektedir. Cezaevlerindeki gazeteci sayısı her geçen gün artmakta. Düşüncelerini açıklayanlar, hak savunanlar ve başta sendikalar olmak üzere mali kesimler sesleri boğulmaktadır. Aile içi şiddet, kadın cinsiyeti cinayetleri artarak devam etmektedir. Bu dönemde COVID-19'dan ölümler dahil olmak üzere yüzlerce işçi iş cinayetlerinde bitirilmektedir. Yoksulluğun giderek arttığı, açlık tehlikesinin kapıya dayandığı salgın koşullarının taleplerimiz için mücadele her zamankinden daha acil ve yakıcı bir hale gelmiştir. Sağlık ve eğitim hizmetleri kar amaçlı ile faaliyet yürütülen alanlar arasında çıkarılarak kamu eliyle yürütülmelidir. Demokrasinin yapı taşı olan sendikal örgütlenmelerindeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ortadan kaldırılmalı, vergide adalet sağlanması için az kazandan az, çok kazandan çok vergi alınmalı. Asgari ücretten vergi alınmaması son verilmelidir. İşsizlik ve kayıt dışı istihdam ortadan kaldırılmalıdır. İşsizlik sigortası konuda işverenlerin desteklemesi gibi amaç dışında kullanılması son verilmeli ve işsiz kalan işçilerle hiçbir koşul ileri sürülmeden fondan yararlanmalıdır. Kısa çalışma ödeneği ve ücret nakit desteği ödemesi asgari ücretten az olmamalıdır. Salgın koşullarında çalışmanın zorunlu olduğu hallerde haftalık çalışma süreleri en fazla 30 saatle sınırlandırılmalıdır. Hafta tatili 2 günlük olarak düzenlenmeli ve ücretlerden kesinti yapılmamalıdır. Kıdem tazminatı gibi işçinin en önemli kazanımları korunmalı ve esnek çalışma uygulamalarına son verilmelidir. Bakanlık tarafından tüm iş yerlerine salgın hastalık açısından bir an önce denetilmeli. İşçi sağlığı ve güvenlik tedbirleri açısından gerekli tedbirler almaya işverenler ağır yaptırılmalar uygulanmalıdır.